bacım, yarın fabrikada eğlence varmış. Dayın beni götürsün mü? Dayın seni bir yere götüremez. Gel buraya! Sağır mısın, gel buraya dedim! Şu kopa sıçak kulağını aç da beni iyi dinle! Benden habersiz bu evden dışarı çıkmak yok! Hele fabrikaya adım atmayacaksın, anlaşıldı mı? Baş döne enişteciğim! Hadi yıkıl karşımdan şimdi! Git mutfakta yemeğini, hadi! Hadi! Niçin kardeşimi boyuna hırpalıyorsun? Küçüklüğünden beri göz açtırmadın çocuğa! Baksana zavallıcık, dayaktan sersem oldu! Yazık günah değil mi? Babanızın ölümünden beri bütün işlere ben bakıyorum! Ben olmasaydım, işçiler çoktan kazan kaldırmış, elde ne fabrika ne diğer mallar kalmıştı! Şimdi işçiler akılları sıra gerizekalı kardeşini bana karşı kışkırtacaklar da, istediklerini ona yaptırtacaklarmış! Ona göz kulak ol! Evden dışarı çıktığını duyarsam, hepinizi haşlarım! Ağlama Oya! Baban istemiyor gitmemizi! Beni orada görürse dayaktan öldürür! Ama ben çok istiyorum! Belki içeri girmeyiz! Duvardan bakarız! Hadi dayıcığım! Kendimizi göstermeyiz hiç! Ne olur dayıcığım! Dayıcım, babam bizi burada görmez. Arkadaşlar, fabrikamızın 25. yılını kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu yıllar zarfında fabrikaya en çok emek veren en yaşlı işçimiz, ağabeyimiz Musa Usta'yı kürsüye çağırıyoruz! Sevgili işçi kardeşlerim! Biz bu fabrikayı Rıdvan Bey'le birlikte kurduk! Bu binaya o aklını ve parasını, biz de alın terimizi koyduk! Rıdvan Bey baba adamdı! Elindekini esirgemez, açımızı doyurur, çıplağımızı giydirmeye çalışırdı. Kardeşlerim! Onun yerine geçenler... Hadi biz gidelim artık! Ağır gibi davranın! Yarın bunun hesabını kesin! Böyle giderse bütün işçiyi uyandıracak! Duyuramaz olduk artık! Ama bu böyle devam edemez arkadaşlar! Rıdvan Bey'in sevgili mahdumu... eminim ki bir gün bu haykırışlarımıza cevap verecek! Fabrika gerçek sahiplerinin eline geçecektir! O zaman da bütün acılarımız dinecek. Elbette bir gün bizler de Hasan Bey burada. Hasan Bey çok yaşa. Çok yaşa. Hasan Bey çok yaşa. Hasan Bey çok yaşa. Hasan Bey. Abla. Koru beni ablacığım. Bir yere sakla ne olursun. Ne var? Ne oldu gene? Eniştem dövecek beni. Öldürecek. Yapma enişte! Affet beni! Bir daha yapmam! Vallahi bir daha yapmam enişte! Bir daha yapmayacağım enişte! Yine ne oldu? Ne istiyorsun çocuktan? Ah!
seveyim yapma enişte. Affet beni bir defacık daha. Ne olur yapma. Elini ayağını öpeyim. Elini ayağını öpeyim enişte. Allah Muhammed aşkına yapma. Yapma vurma. Yapma. Yapma. Ay! Allah! Yapma! Yapma işte! Yapma! Yapma işte! Vurma! Vurma yeter! Yeter! Ay! Vurma! Vuracaksan bana vur baba! Ben kandırdım dayımı! Yeter artık! Öldüreceksin kardeşimi! Gebersin it! Fabrikayı birbirine katacaktı! Babacığım, anacığım, bu hayata tahammülüm kalmadı, beni de yanınıza alın artık. Günahlarımı bağışla ya. Hasan, ne yapıyorsun? Seni de kaybedersek bizim halimiz ne olur? Abla, ablacığım dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Hey büyük Allah'ım! Bu koca dünyada çektiklerimizin hesabını soracak, bizi kurtaracak kimse yok mu? Vay yapma! Hay Allah kahretsin lan, ben de seni at sandım eşşoğlu eşek. Nerede onlar? Pantolonla gömlek. Gördün mü işte, kayboldu. Ne güzel aşk filmi çeviriyorduk. Herifler silahlarla girince macera filmine döndü be. Hay Allah. Hay Allah. Ulan işiniz yok musun be? Git ulan ablalarınızın yanına, ne? Çok onlar! Ana Mehmet açıyor oldu güzeli. Evladım, yavrum! Oh, Alişi! Özlettin kendi gözlerim yollarda kaldı. Oh anneciğim, canım yavrum benim bir tanem. Ulan eşşoğlu eşek! Nerelerdeydin kaç gündür ha? Nerelerden? Dur bakayım! Canım şey oldum, dedim ana, orada şey çekiyordum! Meraktan patlatacak mı lan beni? Vurma anneciğim be! Seni domuzum emci, seni domuzum! Hey, yedim ulan seni! Ana! Yedim ulan seni! Vurma! Nerelerdeydin ben sana? Sorma, vurma ana kıçıma! Neden? Oramdan vurdular beni ana! Ben seni mis gibi bir yıkayayım da... ...kızın karşısına temiz temiz çık! Ay, gözüme sabun kaçtı! Geber eşşoğlu eşek! Hoş geldin Ali! Hoş bulduk! Ay! Acıdı ana! Acıdı! Bana acımıyorsan sözün Asli'ye acı da uslan biraz! Yakında evleneceksiniz! Evlenmek mi? Bu halde mi? Yandım! Yandı bana! Yandı, bitmedi mi daha? Yandı bana, acıyım bana! Ben sana yardım etmek istiyorum. Hayır. Yeter artık. Bırakın beni. Bırakın. Kaç gündür ağzına lokma koymadı. Mesele o değil. Daha önemli bir durum var. Küçük yaştan beri korkutularak büyütüldüğü için bu onda sevilmeme, istenmeme kompleksi yaratmış. Bundan kurtulmasına imkan yok mu? Var tabii. Bana kalırsa bu çocuk ancak bir kadını sever. Onun tarafından da sevilirse bu komplekslerinden kurtulabilir. Yani? Yani en kısa zamanda münasip bir gelin bulup kardeşinizi evlendirin.
Durup dururken nereden çıkardınız bu evlenme işini? Kızı görünce anlayacaksın. Büyük bir servetin tek varisidir. Peki, bize ne yararı olacak bunun? İnce hesaplar bunlar. Hasan için hazırladığımız kaza... ...hepsinin birden başına geldi mi... ...hem inandırıcı olur hem de daha karlı. Ya kız, beğenecek mi sizin salağı? Bütün mesele burada zaten. Ablacığım, ne olur vazgeçin bu işten. Ben evlenmekten korkuyorum. Yabancı bir kızla ben nasıl bir arada olurum? Aa, ne var korkacak? Ben seni mis gibi bir yıkayayım da... ...kızın karşısına temiz temiz. Ay, gözüme sabun kaçtı. Peki, o zaman beni kim yıkayacak? O gelin yıkayacak tabii. Olmaz, olmaz. Ben utanırım. Evlenmeyi hiç düşünmediğim halde bu zorlamalarınla sonunda birine evet dedirteceksin bana. Bu seferki damat namzedi çok iyi ve zengin bir ailenin oğlu. Büyük sanayici Rıdvan Başar'ın oğlu Hasan Başar. İnşallah adama benzeyen biri olur. Hayır, hayır ablacığım. Ben evlenmek istemiyorum ablacığım. Beni kimse beğenmez. Kimse sevmez beni. Ne diyorsun sen? Elin kızı senden daha iyisini bulacak değil ya. Bulur, bulur işte. Keşke dayım olmasaydın da benimle evlenseydin. Ha? Rahat bırak beni. Ne olur ablacığım. Hadi yürü, misafirler geldi. Hadi, korkma işte canım, yürü. Buyursunlar efendim, fakirhanemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Buyurun, oturun. Hadi Hasan, hoş geldin de misafirlere. Suna Hanım'ın elini sıksana dayıcığım. Buraya gel. Buraya gel dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Hasan, çayları sen ikram et. Hadi. Buyurun. Çok affedersiniz. Gelin de üstünüzü temizleyelim. Gelin. Kardeşim çok iyi insandır. Sizi görünce çok heyecanlandı. Ama onunla evlenir, onu severseniz bir şeycikleri kalmaz. Bütün bu mal mülk de sizin olur. Benim malda mülkte gözüm yok Kadriye Hanım. Çok şükür babam bugüne kadar benim hiçbir şeyimi eksik etmedi. O iyi bir aile çocuğu olabilir ama böyle bir salakla beni evlendirmeyi düşünmezsin herhalde. Canım, çok zeki biri de heyecandan yanlışlık yapabilir. Benim geri zekalılara dadılık etmeye niyetim yok. Acele hüküm verme kızım. Belki de aptal rolü yapıyordur. Ben de oyuna gelecek göz yok babacığım. Benim seveceğim erkek serseri bile olsa cin gibi olmalı. Merhum Rıdvan Bey'in vasiyetnamesine göre... ...oğlu Hasan Başar üzerindeki vesayetiniz bu ayın sonunda bitmektedir. Yani? Rıdvan Bey'in bütün mülkünün hukuki hakları resmen Hasan Başar'a geçmektedir. Bu hakları muhafaza edebilmem için bir formül bulamaz mıyız? Ancak Hasan Başar haklarını kendi isteğiyle size devrettiğini bildiren bir vesika verdiği takdirde bu olabilir. Bundan sonra ardizlik mardizlik yok. Yok, yok. Onun bugün kızına kısrağına sataşmak da yok. Yok. Olursa eşek sudan gelinceye kadar dayak var. Var, var ana var, var. Bırak şu zakkamı, ziflenme be!
Nesi var bunun ana be ya? Okunmuş halis menba suyu bu. Tövbe tövbe estağfurullah. Canım ana, mikropsuz halis böyle kaynatılmış menba suyu bu. Keşke pısırık biri olsan da yanı başımda Ali olsan. Abi, yanındayız işte. Ali abi. Ne var lan, ne oldu Şaban? Ali abi. Ne? Ali abi. Ne var lan, söyle. Oldu. Bütün istediğin oldu. Ne oldu lan, söylesene. Kemer'de film çeviriyorlar. Artist sakatlanmış, tam senin gibi birini arıyorlar. Desene, oldu mu iş lan Şaban? Ulan eşşoğlu eşek! Ama kim dedi? İmzayı almak kolay olacak mı acaba? Bu kırbacın yaptırmayacağı şey yoktur. İmzayı aldık mı gerisi sana düşüyor. Onu çok özlediği babasına kavuşturursun. Ona öyle hazin ve muhteşem bir cenaze töreni yaptıracağım ki ne kadar üzüldüğümü görenlerin yürekleri parçalansın. Kardeşim beni dinle, beni burada dur. Yürü oraya doğru, gelince arkadan Allah anlatamıyorum ki. Onları anlıyorum abi de bir şey soracağım sana Resul abi. Filmin sonunda ben ölmesem olmaz mı ha? Olur mu öyle şey? Çılgın mısın sen? Geç yerine geç. Tamam abi. Allah. Hadi başla hadi. Dur be oğlum, daha motor demedik ya. Ne yapıyorsun ya? Şey yapıyordum abi. Dikkat, çekiyoruz. Dikkat. Motor. Başla. Allah. Oğlum gelsenize üstüne. Durun be, durun, sırası şimdi ne yapıyorsunuz? Oğlum makineye film koydum, umarım. Net yap. Abi vuruyorlar bunlar, vurayım mı ben de? Ne yapıyorsun oğlum? Vur daha hızlı, vur! Vurdum abi! Sen vuracaksın, sen! Ah! Tamam abi! Onlar vuruyor abi! Ne yaptın? Ah, mahvettin! Film yandı be boşuna! Çek! Allah kahretsin! Tanıdım seni, oğlum, Türk Osman! Var mı böyle numara be bana karşı ha? Kim bu ya? Hızlı vurma! Oğlum komedi çekmiyoruz, vursana! Vur! Ah! Erol Yeşil Yaprak, seni de tanıdım, çaktım! Allah! Vay kalle şu ay! Mahvettiniz beni, mahvettiniz! Çaksın! Yedim ulan seni, yedim be! Ya bu adam sahiden vuruyor be! Stop! Allah! Evladım deli misin sen? Nesin? İn aşağıya, in! Ne oldu abi, ne oldu? Ne yapıyorsun oğlum? Kovdum seni, kovdum! Hadi durma, kovdum! Mahvettin beni, perişan ettin! Dayı mı? Demiş, saçlarım var senin, Allah! Ya durun be! Hadi be! Allah cezası versin be! Öldük be! Hay Allah! Nereye arkadaşlar? Mahkemeye verin kavgisi! Mahvettiniz beni! Gidiyorlar bak sana! Nasıl giderler? Tövbe! Gelin oğlum buraya! Ayıptır arkadaşlar! Film bitmedi abi! Gelin dalgasızlar! Oğlum git sen ya işine! Git! Allah! Bana! Al ulan del işte! Bir de! Ya. Durun be! Ne var ya? Hadi oğlum işinize! Hadi arkadaşlar, hadi ben sende! Sen! Tu Allah kahretsin, ne biçim herif be! Böyle anlatacaksın! Ya yarabbi ulan! Ali abi! Annen geliyor, annen! Ali abi! Ali abi kaçar! Ne? Anne bak! Demek böyle ha? Ha evet de öyle ya. Öldürecekler Musa emmi. Öldürecekler beni.
Bu adamlardan her şey beklenir evlat. Senin bir müddet ortadan kaybolman lazım. Enişten oluşak adam beni de işten çıkarttı. İşler düzelene kadar seninle uzaklara gideceğiz. Sonrası Allah kerim. Ver elini öpeyim. Sağ ol Musa emmi. Allah! İstanbul'a gelmişken birkaç gün kalmamız iyi oldu. Sen alışverişini yaparsın, ben eski bir dostla buluşacağım. Akşama otelde görüşürüz. Olur. Garson, gel. Buyurun beyim. Ne yemekleriniz var? Servisimiz kapanmak üzere, listede kalanlar bunlar. Öyle mi? Bakalım. Ne yapalım? Peki, bunların hepsinden birer porsiyon getir. Kaç kişisiniz beyim? 700. Ben yalnızım be. Uzun yoldan geldiğim için çok acıktım. Dikilip duracağına gidip götürsene ısmarladıklarımı. Hadi hadi, çabuk çabuk, çabuk! Durma be, hadi! Üç gündür açım başım dönüyor, bir şeyler yesek mi acaba? Peki, sen gir bir lokantaya karnını doyur. Ben de kardeşimi bulayım, bir saat sonra burada buluşuruz. Peki. Ha, işte karşıda bir lokanta var. Fazla uzaklaşma, kaybolursun sonra. Peki Musa emmi. Gel gel. Yemediğin başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Mutfakta ne varsa yediniz. Öyle mi? Hesabı getir öyleyse. Başüstüne. Çok şükür doyduk. Buyurun, hesabınız. Ne hesabı? Daha bir şey yemedim ki. Çüş, şey... affedersiniz, hala doymadınız mı? Ne yedim ki doyayım? Mutfakta yemek kalmadı, daha ne yiyeceksiniz? Ben mi? Bir mercimek çorbası lütfen. Oğlum dikkat et, bu adam bu iştahla seni döyer. Afiyet şeker olsun. Artık doydunuz sanırım. Lütfen hesabı ödeyin, temizlik için dükkanı kapatacağız. Ha, nedir borcum? 485 lira. Ne yaptın? Bir kase çorba 485 lira mı? Ne çorbası? Mutfakta ne varsa sen silip süpürdün. Vallahi ben yalnız bir tas çorba içtim. Kafir! Hırsız var! Çantamı çaldılar! Ağır olun, taşa çarparsınız! Al kızım çantanı!
Gel. Yeter ulan bugünkü nafaka, ha? Yürüyün bakalım, yürü! Var mı ulan böyle kapkaçılık ha? Bize de mi? Teşekkür ederim Hasan Bey. Hasan Bey mi? Sizinle burada bu şekilde karşılaşacağımı hiç ummazdım. Hayat sürprizlerle doldur hanımefendi. Hanımefendi değil, Suna. Başka bir yardımım dokunabilir mi Suna Hanım? Yeteri kadar yardımcı oldunuz Hasan Bey. Babam bekliyor, gitmem lazım. Öyleyse size mani olmayayım. Babanızı hürmetlerimi iletin lütfen. Babam yaptıklarınızı duyunca çok sevinecek. Kaya Oteli'nde kalıyoruz. Görüşeceğimizi umarım. İbibikler röter ötmez zordayım. Allah'a ısmarladık. Bana Hasan dedi boyuna. Bir dalga var bu işte. İş karışık ama kız güzel. Tam dişime göre. Sen burada ne arıyorsun Hasan? Hangi Hasan? Ne oldu sana evladım? Bu elbiseleri nereden buldun? Dur canım! Evet babacığım, gözlerimle gördüm. İki kişi birden nasıl yumruklarıyla yere serdi? Allah Allah! Bizim pısırık Hasan ha? Ya ondan sonraki kibarlığı, nezaketi? Ben sana söyledim kızım. Bir insan bu kadar aptal olamaz. Fakat ne lüzum vardı böyle bir oyuna? Neyse bunu bırakalım da sana bu akşamki misafirlerimizden bahsedeyim. Recai Bey ve oğlu Haluk. Haluk tıbbı yeni bitirmiş. Ben beğendim. Senin de beğeneceğini tahmin ederim. Babacığım, gene mi evlenme lafı? Annesinin vefatından sonra kızımın iyi yetişmesi için ben kendim meşgul oldum. Onun mükemmel bir insan olması için elimde olan hiçbir şeyi esirgemedim. Diyebilirim ki Suna benim eserimdir. Onunla iftihar ederim. Suna Hanım'la ne kadar iftihar etseniz haklısınız. Zaten bu sebepledir ki aynı masada beraberiz. Şeref buyurursanız bundan böyle hep beraber olacağız. Öyle değil mi oğlum? Tabii tabii babacığım. Dans etmeyi sever misiniz? Hayır, hiç hoşlanmam. Benim kızım zamane kızlarına pek benzemez. Öyle dansla filan arası pek hoş değildir. Ben müsaadenizi rica edeceğim babacığım. Hay hay yavrum. Kısmet neyse o olur. Oğlumdur diye söylemiyorum ama pırlanta gibidir. Tıbbiye yeni bitirdi. Beni şaşırtmak için daha ne oyunlar yapacaksınız merak ediyorum. Her şeyi şimdiden anlatırsam sonra seni şaşırtacak bir şey kalmaz. Biz Suna Hanım'ın zamane kızlarından olmadığını sanmıştık. Şey,
Biz de zamane kızı değil dedikse, hiç tanıdığı arkadaşı yok diye bir şey demedik ki. Of, iyi ki burada karşılaştık. Beni büyük bir can sıkıntısından kurtardınız. Kim bu canınızı sıkanlar? Baba, bilirsiniz beni bir an önce evlendirme sevdasında. Damat adayı şu gözlüklü zıpır mı? Hani Suna Hanım dans etmekten hoşlanmazdı. Demek bu dans edilecek adama göre değişiyormuş. Azizim Reşat Bey, görüyorum ki oğlumla kızınızın evlenmelerine imkan yok. Hepinize saadetler dilerim. Biz müsaadenizle ayrılıyoruz. İyi geceler. Size de. Oo, sizin can sıkıntıları yolu tuttular. Hadi be. Nasıl buldun peki sonra buluşacağımız yeri? Niye inanmıyorsun Musa emmi? Ben oradan bir yere kımıldamadım ki. Peki o adam kimdi? Ben hayal mi gördüm acaba? Herifleri dövdüğünü görünce gözlerime inanamadım. Benim kimseyi dövecek halim mi var? Hep dayak yerim. Ben de ona şaştım ya. Bana bak, yoksa oyun mu oynuyorsun bana ha? Sen de mi Musa emmi? Bu ne sürpriz Hasan Bey oğlum? İyi oyun oynadın benim kıza. Evet, evet. Oyun oynamasını çok severim. Fakat maalesef bu kabiliyetimi geliştirecek saha bulamıyorum bir türlü. Aman rica ederim. Bütün oyunlarınızı bana tatbik etmeye kalkmayın. Ben fazla oyundan hoşlanmam. Çok güzel. Allah Allah! Bir insan bu kadar değişsin. Hasan Bey oğlum, yeniden görüştüğümüz için çok sevindim. Aramızdaki pürüzleri halledeceğimize inanıyorum. Ben pürüz falan görmüyorum zaten. Her şey gayet yolunda gidiyor. Artık geç oldu. Yarın oturup bol bol konuşacak vaktimiz var. İyi geceler dilerim. Size de iyi uykular. Nesi? İyi geceler. Güle güle. Boyun alsam diyor ya. Alayım ben ya Ali. Hay Allah. Bu işte bir oyun var. Adam sende. Dalgana bak sen. Ha Ali, ha Hasan. Kız da fıstık gibi maşallah. Hasan'la evlenmeye karar verdiysen hemen ailesiyle temasa geçip bu müjdeyi kendilerine bildireyim istersen kızım. Bu kadar acele etmesen ne olur sanki? Bırak önce birbirimizi biraz tanıyalım, anlayalım. Haklısın. Şimdi bu işler bizim zamanımızdaki gibi olmuyor. Hadi iyi geceler. İyi geceler babacığım. Alo! Kim arıyor? Ben arıyorum. Seni sevdiğimi söylemek istiyorum. Allah Allah! Konuşacaksan konuş canım! Bağır da sesini duyayım! Sözlerimi işitmenden korkuyorum. Ama sen konuşsan da sesini duysam diyorum. Bu saatte bana bu oyunu oynayanı bir yakalarsam... Ne yapacaksın? Ne yapacağımı ben bilirim. Ah, günaydın. Bir şey arar gibi bir haliniz var. Evet. Dün gece bana telefon edip ses vermeyen birini arıyorum. Bulunca ne yapacaksınız? Şey yapacağım, bir şey buluruz elbet canım, yapacak bir şey buluruz.
Aradığımı buldum galiba. Peki, şimdi ne olacak? Gel söyleyeyim. Yok birinin annesi hastadır, yok öbürünün çocuğu okula gidecektir, yok Berike evlenecektir. Biraz avans verir misiniz, biraz zam yapar mısınız? Ama bunlar her işçinin en normal hakkı. Ben onu bunu anlamam. Burası fabrika, darphane değil. Kim söyledi benim para basıp dağıttığımı? İsteyen bu şartlarla çalışır, istemeyen defolup gider. Bunu böylece arkadaşlarınıza bildirin. Ne haber? Nihayet izini bulduk. Nerede? Musa ustayı İstanbul'da bir eve girerken görmüşler. Musa beni ilgilendirmez. İlgilendirir çünkü yanında kayınbiraderiniz Hasan Bey varmış. Derhal adamlarını topla. Yaka paşa onu buraya getirin. İşçiler iyice azmadan evrakı imzalatmak lazım. Öyle mutluyum ki Hasan. Ne o? Ne var senin? Geldiğimize memnun olmadın mı yoksa? Hayır. Bazı sorular kafamı kurcalıyor da. Bana sor. Ben sana her türlü sorunun cevabını verebilirim. Şey diyorum. Acaba ben bildiğin gibi büyük bir servetin sahibi değilsem? Servetin bana buz gelir. Ben malını mülkünü değil, seni seviyorum. Ya ben sevdiğini sandığın adam değilsem? Aman saçmalamayı bırak da denize girelim biraz. Ben gidiyorum. Sen de sayın gel. Kızı abayı yakmaya başladım galiba. Benim gibi adam aşık olacak. Kız da beni Hasan biliyor. Kim bu Hasan yavrum? Bu işin suyu çıktı artık. Şu Hasan'ın kim olduğunu öğrenmeli, öğrenmeli ama nasıl? Hasan'ın kim olduğunu kıza sormak işi bozabilir. Dur ya, o moruk bana bir adres vermişti. Bu işin anahtarı o moruk. Tamam, bu gece bu bilmece çözülecek. Hayrola? Nereye böyle küçük bey? Size ne? Bizi enişten gönderdi, seni istiyor. Benim ablam yok ki. Aslanım, senin var mı? Bu kadar hayırsız olma. Adam seni çok özlemiş. Boşuna uğraşmayın. Sizden bir yere gitmeye niyetim yok. O zaman biz zorla götürürüz Hasan bey. Hoppala. Gene mi Hasan be? Ama dur bir düşüneyim. Buradayım. Çelekler. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç. Hop. Gelin, gelin, gelin. Gelin lan. Sayın Bey, şuraya bak! Polis! Polis! Öldü galiba! Hadi tüyelim, hadi! Bakalım şuna. Ha? Allah Allah, tövbeler tövbesi. Oğlum Hasan.
Bu sen misin? Bilmem ki Musa emmi. Ha, tamam bildim be. Bu o sensin, o sen. Ha? Şey yani, benim daha önce gördüğüm sen. Sen ne diyorsun? Hangi o ben? Dur ya, karıştırma kafamı, anlatırım sonra. Tut şunu kolundan. Tüh sizin cibriyetinize! Ulan üç kişi bir salağı kulağından tutup getiremediniz be! Ne salağı patron? Herif cin gibi. Üçümüze de duman attırdı. Gene de başa çıkardık ama birileri geldi, kaçmak zorunda kaldık, anladın mı? Kime anlatıyorsun bunu? Ben malımı bilmez miyim? Bana bak, gözünüzü üstünden ayırmayın. Fırsat bulunca onunla ben uğraşacağım. Eğer kaçacak olursa hepinizin canını okurum. Olmaz, olmaz, olmaz! Kaçtır söylüyorum. Her dümeni yaparım ama bir başkasının yerine iş tutmam. Bak dinle bizi aslan evladım. Seni bize Allah gönderdi. Hem bu işi bitir, istediğin kadar para var sana. Olmaz! Bu zavallı garibin başına gelmedik kalmadı. Yediği dayaklar bir yana, mal, mülk, bir de evlendirmeye kalktılar. Kız iyi hoş ama nedense beğenmedi bizim Hasan'ı. Anlayamadık gitti. Ne? Kız mı beğenmedi? Beni? Yani Hasan'ı? Birbirimize bu kadar benzediğimize göre beni de beğenmedi demek. Yo, ilk defa başıma geliyor. Hem nasıl beğenmezmiş be? Sen de iki laf etmedin mi ya? Ettim, ettim. Ne dedin? Çaya buyurun dedim. Sonra da üstlerine döktüm. Şüş be! Beni de rezil etmişsin. Olmaz, olmaz böyle şey. Oldu bu iş. Ya, olmadı. Gene ne oldu evlat? Ya iş uzarsa? Anam köyde yalnız. Sonra bir de sözlüm var. Bu iş bir şartla olur. Emret aslanım. Ben işleri yoluna koyana kadar Hasan da benim yerime köye gidecek. Ben mi? Beceremem. Yüzüme gözüme bulaştırırım bu işi. Sen hele bir köye git. Onlar bilirler sana yapacaklarını. Bu ablam çok iyi bir kadındır. Aha. Bu yeğenim Oya. Beni çok sever. Ne olur ona iyi davran. Bu da eniştem. Baş düşmanı ben. Yani sen olacaksın. Dayım geldi. Dayım geldi. Demek ablamız bu. Yaşı biraz ilerlemiş ama mihrap yerinde. Neredeydin kardeşim? Meraktan ölecektik. Şükür sağ salim görüştürene. Dur seni doya doya bir öpeyim. Yavaş ol, yavaş ol biraz. Yavaş ol ablacığım. Bu kadar sokulursan ben su koyveririm sonra. Anlamadım. Yani diyorum ki, ateşle barut bu kadar birbirinin içine girerse infilak olabilir, anladın mı? Hiçbir şey anlamadım. Bak anlatayım. Hasan olsaydı hiçbir şey yoktu ama Ali'nin olduğu her yerde böyle tehlikeler mevcuttur. Şey yani, demek istedim ki, tüh be, bunları söylemeyecektim. Ben de karıştırmaya başladım. Sen hastalandın galiba. Gel seni bir yıkayayım da aklın başına gelsin. Ne? Sen mi beni yıkayacaksın? Aa, ne var bunda? Her zaman ben yıkamaz mıyım? Aha! İşte o zaman ben muslukları açar, suların padişahını koyveririm. Zavallı kardeşim.
Sen iyice hastalanmışsın. Ablacığım, tedavi gördüm. Eskiden hastaydım, şimdi ustayım. Enişte bey nerede? Fabrikada. Farkındayım. Sultanahmet farkındayım. Size vermiş olduğum hakları çoktan almanız gerekirdi. Defalarca kendilerine müracaat ettik Hasan Bey. Ama Mahmut Bey bizi dinlemedi bile. Artık sigorta ve sosyal haklarınız korunacak. İsteyen kredi alabilecek. İkramiye sistemi de uygulanacak. Bana fabrikanın mali gelir gider dosyalarıyla personel listesini getirin. Artık hiç üzülmeyin, haklarınız korunacak. Sağ olun efendim, sağ olun. Fabrikanın tasfiye işlemi ne olacak? Böyle bir şey söz konusu değil. Kovuyorum seni de. Senin gibi avukata bu fabrikanın ihtiyacı yok. Dur bakalım! Bu ne hal? Beyimiz teşrif etmiş demek. Hadi doğru yere. Buralarda dolaşma demedim mi sana? Hadi siz de işinizin başına bakalım. Hop dedik! Ağır ol da molla desinler. Onlar kalacak. Şu ödükle sen yollan buradan. Kanunen mal sahibi benim. Öyle değil mi ulan avukat bey? Evet Hasan bey. Artık fabrika ve benim üzerimde hiçbir hakkın kalmadı. Bundan sonra ona göre davran. Anlaşıldı mı? Seninle evde hesaplaşacağız. Senin usulünle tabii. Aman evladım, o bilemez. Sen onu Çifteler köyünde indiriver. Sen merak etme babalık, o işi bana bırak. Senin süt kuzusunu tam köyünde indiririm. Hadi Allah selamet versin. Güle güle. Herkes deli mi ne? Ay! Ali'm, nihayet döndün ha! Rica ederim hanım kız, ben seni tanımıyorum bile. Ne? Beni tanımıyor musun? Artist olacağım diye köyden kaçtın. Anan ölüm döşeklerine düştü. Benim anam yok ki. Yıllarca önce öldü. Bakın ben anlatayım size meseleyi. Ben Ali değilim. Neler ben saçmalıyorsun? Ali! Yavrum, evladım! Bu aslanım benim, aslanım bu! Ben sizin oğlunuz değilim. Bakın, anlatayım. Ali benim yerime geçince ben Ali oldum. Yani sizin oğlunuz Ali İstanbul'da. Ben Hasan'ım. Vay başıma gelenler! Oğlum beni inkar ediyor! İnanmadı Doğan'a. Gene numara yapıyor. Lütfen dinleyin beni. Ben buraya ömrümde ilk defa geliyorum. Sonra annem öleli yıllar oldu. Sus oğlum, böyle oyun olmaz. Bak şimdi yüreğime inecek, şuraya yığılıp anacağım. Dudu ana, bunun aklı iyice gelgit olmuş. Ethem Hoca'yı bir okutsak ha? Evet, okutmam.
Hoş bul. Ethem Hoca'ya bir haber sal gelsin. Peki ana. Ödünüz. Aman hocam, derdime bir çare. Bizim oğlanı cin tutmuş. Kurtarırsan sen kurtarırsın. Merak etme hanım. Sen çık dışarıda bekle, ben icabına bakarım. Ethem hoca ne yapar dersin oğluma? Hoca da hüner çoktur. Bu deli olan aklını başına getirir mi dersin? Tabii. Öpeyim hocam. Çok da munis ama hep böyledir. İnsanın içine girmeye görsün bu illet. Yakalayın! Bırakın beni! Ben aradığınız adam değilim. Daha konuşuyor. Sopam nerede? Sopam gelsin. Tövbe estağfurullah. Kıymayın bana, ben Allah'ın zavallı bir kuluyum. Sus! Allah'ın adını ağzına alma. Anasını inkar edenin Allah'ın indinde değeri yoktur. Ama hocam... Tövbe yarabbi! Vallahi o benim annem değil. Bu kızılcık sopasını daha önce 7 kere okudum, sevkledim. Bak bakalım anayı inkar etmek ne demekmiş. Tövbe yarabbi, tövbe! Ne vuruyorsun vurma be, ne vuruyorsun? Daha... Allah'ım, vicdansızların eline düştüm. Daha konuşuyor. İyi tutun bre, iyi tutun. Vurma! Au! Ay! Allah! Ay! Oh! Ay! Vurma! Ay! Vur beni artık! Allah sırtım gitti! Vurma! Yapmayın hanımefendi, vurma! Vurma! Allah! Çok bağırıyor bu olay ya! Tabii teyze, kimler kolay çıkmaz ki! Geçmiş olsun anacığım, oğlanın aklı başına geldi. Allah'a çok şükür, yarabbil alemin! Söyle şimdi, adın ne senin? Ali. Bu kadın senin neyin olur? Anam. Öp ananın elini. Öpeyim. Demedin mi patron peşini bırakma diye? Ne yaptın? Ben de peşini bırakmadım ve gittiği yeri buldum. Nerede şimdi? Kemer civarında bir köyde saklanıyor. Köyün adı Çifteler Köyü. Güzel. Ferhad'ı olması benim işime yarayacak. Sen bundan sonrası bana bırak artık. Yoruldun mu Aslı? Yoo, seninle olunca yorgunluk ne ki? Biliyor musun, son gelişinden beri bana karşı öyle iyisin ki, sanki eski hali değilsin. Öyle Aslım, öyle. Ben Ali değilim. Aa, gene mi başlıyorsun? Yok canım, yok. Yani eski Ali değilim demek istedim. Öldü artık Ali. Ben seni seven yeni biriyim, yepyeni biri. Bundan böyle ölsem de gam yemem. Hem seviyorum, hem seviliyorum. Ay! 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 Yavrum! Ay! Evladım! Ay! 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 İşte böyle. Kader onun yakasını senin yerine gittiği köyde bile bırakmadı. Çok üzüldüm. Melek gibi bir adamdı. Kim kıydı onu acaba? Bunu bilmek için müneccim olmaya lüzum yok. Durumu tamamen öğrendiniz.
Sizi aldatmak zorunda kaldığıma üzgünüm. Beni bu oyuna iten sebeplerden biri, zavallı bir adama yardımla beraber senin gibi bir kıza rastlamam oldu. Şimdi artık size Allah'a ısmarladık demekten başka çarem kalmadı. Ama bizim size güle güle demeye hiç niyetimiz yok. Zaten bu işi böyle bırakamayız. Hak yerini buluncaya kadar sana ihtiyacımız var. Ne yapacağız biliyor musunuz? Nihayet kapana sıkıştın. Hadi bakalım, göster kendini. Ne yapacaksın şimdi? Bu iş bu kadar. Nasıl olur? Onu kendi ellerimle öldürdüm. Ağzınla da itiraf ettin. Bırakın be! Çöz bizi burada! Havalar nasıl yukarıda onlara ver getirin! Boş ver havaları, çöz! Çengel gülleri! Dalga geçme be! Çöz bizi be, hadi be! Hadi lan! Havalar geçtin be! Hadi götürün! Artık benim görevim tamam, bitti. Sizlere elveda demekten başka yapacak şeyim kalmadı. Ne olur, bizi yalnız bırakma Ali Bey kardeşim. Başımızda erkek kalmadı. Yanımızda kalmayı kabul edersen seni Hasan'ımın yerine koyarım. Malımızı, mülkümüzü sen idare edersin. Ben hakkım olmayan şeylere sahip olmak istemem. Ama bizi sahipsiz bırakmaya hakkın yok, değil mi? Ben Hasan değilim, biliyorsun. Ben Ali'yi seviyorum. Bak, peşin söyleyeyim, ben serserinin biriyim. Ama benim serserimsin. Artık merak edecek hiçbir şey kalmadı. O bir yere gidemez bundan sonra. Hadi gelin benimle. Önce anneme gitmem lazım. Zavallı kadın beni öldü biliyor. Gidersin, acelesi yok. Önce buradaki işlerini bitir. Yeter Dudu ana. Ölenle ölünmezmiş. Benim de içim götürmez ama yüreğime taş bastım. Doğrusun ya, benimki ayrı işte. Hep gözümün önünde. Haylazlığı, yaramazlığı. Anam beni çok severmiş meğer, yemeğe yetiştik.
Sen Ali. Yok olmaz böyle bir şey. Allah'ım affet beni. Ne kötülük ettik sana, bismillahirrahmanirrahim. Aslı. Aslı çimdikle kız. Aslı çimdikle kız beni. Tövbe. Tövbe tövbe. Hala önümde. Bu sefer olanlar bana oldu. Bu kuş Ethem Hoca Şar. Yoksa bir yerim ben önce. Lüzum yok Aslı. Hocalık iş değil ana. Benim ben öz be öz oğlun Ali. Peki sen Ali, sen o? O benim tanıdığım en saf, en temiz insandı. Ona kıyanlar cezalarını buldu. Kız tut beni, fena ağlıyorum. Dur ana, dur, sana iyi gelir, okunmuş menba suyundan vereyim. İçene. Domuzun enni, gene mi oyun? İyi ne geliyor de benim dedik ana. Sana eşoğlu eşek. Dur ana, sana eşoğlu eşek.